Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Hiç kendinizi ders ortamı olarak kamera gibi düşünmeyin. Çok rahat olun. Beraber işleyeceğiz zaten. Umumi bir genel bir ders değil. %70'i öğretmen. %30-40'ı da talebe. Tamam mı? Vesaire. Şimdi olduğu için size uygun bir ders. Buraya koyabilirsin abi. Size uygun bir ders olacağına inanıyorum. Bunu yukarıki dershanede olsaydı Umi, bu ders olmaz. Böyle yapmanın şeyi, size dönen bir mükafatı. İlginç bir ders. Öğretmen olduğunuz için çok lazım olacak. Sağlıkçılar da var ya gerçi. Tanışıyorsunuz değil mi onlarla? Evet abi. Şimdi o da haritacıdır ha. Böyle sıradan birisi değil o. Güzel harita yapıyor, manaları şekillendiriyor. Şimdi mevzumuz şu. Ben soruyu çoğaltayım da. Allah nerede? Maddenin neresinde? Madde ve mana ilişkisi. Bu varlık nedir? Varlık meratipleri. Bu sorulara cevap olacak 45 dakikada. Varlık, vücut mertebeleri. Varlık mertebeleri. En güzeli de şey olacak tabii. Ustad diyor ki Lemaat'ta, hakikat çekirdeklerinde, şu alemi şehadet, alemi gaybın üzerine tenteneli perdedir. Yani burası, böyle bakarsan burasıdır. Burada biraz sonra nakledilecek, beraber mutala edeceğiz. Burası değilmiş. Ahiret dünyanın neresinde? Bu mevzu, yani bu dersin sonunda zerre kadar Allah'a ve ahirete veya kendimizi tanımaya zerre kadar katkı yapmışsa, dünyanın en büyük fanisi buna denk gelmez. Çünkü kayyumu, yani neticesi imandır. Mektubat 278. Eski mektubat baskı benim kitaba göre 248. Allah bu işleri nasıl yapıyor? Başka bir nazmuanis sıraladım. Ne yaptık? Bu alemi şehadet ahiretin tenteneli perdedir, bu üstündedir. Ahiret dünyanın neresindedir? Cevap olacak inşallah. Allah varlığın neresindedir? Varlık düzeyleri, vücut mertebeleri. Allah bu kadar nihayetsiz işi, bak, Allah bu kadar farklı işi, nihayetsiz çeşitleri, mesela çelmikte kaç tane ot var? Değil mi? Ama aynı zamanda yaprak da var. Su da akıyor dereden. Şu anda yağmur da yağdırılıyor. Kuşlar da uçuyor. Onların da duyguları var. Onları bir anda nasıl duyuyor? Hepsi başlı başına bir konuydu ama 45-50 dakikada inşallah besmele çektiğim zaman start o zaman gelecek. Şimdi mukaddeme. Şimdi cepten gidiyor. Şimdi saymayacağım. Peki. Dördüncüsü, şu kainatta şu görünen, yani mevzuyla alakalı sorunuz varsa umumi ders olmadığı için sorabilirsiniz. Beraber mutala edeceğiz. Veya ben anlaşılmış zannediyorum. Böyle dört ayaklı gidiyor. Ama belki sizi beklerken abi, sen abiyle şeyi konuştuk mevzuyla alakalı. Dedi ki anlaşılmamak büyük bir problem. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın da 1001 esması var. Ve hepsi anlaşılmak için var. Ben bir hazineydim, keşfedilmek istedim. Şimdi kainata baktığımız zaman mesela yiyoruz, içiyoruz. Belki Rezzat, Rahman, Rahim, Kerim'i idrak edebiliyoruz bildiğimiz kadarıyla. Ekser ismi, umum ismi, umumunu geniş manada, ezelden ebede büyük bir tasavvurla anlamak mümkün değil. Anlaşılmamak da büyük bir problem. Eksiklik bizde. Yani biz onu nasıl yapacağız? Daha geniş manada tasavvurumuzu evet. Nasıl? Bir de şey var mesela, problem kim dedi. Bir tane sordu bana, Allah'ı niye görmüyoruz? Gözükmeyen Allah'ta problem yok. Görende görme problemi var. Yok. Allah gözükmeyeceğim dememiş ki. Görende problem var.
Allah Ehl-i Sünnet vel Cemaat'e göre gözükür. Ve Miraç'ta Resulullah gitti geldi gördü. Miraç'ın olursa görürsün. Yani manevi de yaparsın. Yani sorun bizde. Belki de Allah'ın hoşuna da gittiğimde Allah'ı belki de görüyoruz da göz seviyesinde aradığımız için renk ve şekil seviyesinde kulağın gördüğünü, burnun, dilin, elin gördüğünü göz göremez ki. Latife-i Rabbaniye Allah'ı görüyor ama farkında değiliz. Biz Allah'ı görüyoruz. Nedir o? Alacağım sen şeyini sorunu. Mesela bir namazda, bir sohbette veya duygulu güzel bir Kur'an okuyuşta meclisteyken garip haller olmuyor mu bazen? Oluyor değil mi? O Latife-i Rabbani Allah'a müşahede etmesinden bizi çıkan yansımaları. Allah görüyor. Ama biz o görmeyi, duygusallığı, fikri, hissi, latife görmeyi renk ve şekil seviyesinde istediğimiz için o kalıba da girmeyince akıllara da gözlerine inmiş. O zaman diyor ki görmüyoruz. Görüyorsun sen. Hey senin. Bu vücut mertebeleri de dedin sen mukaddem. Olacak. Vücudu misali, vücudu ilmi ve vücudu harici. Onu da. Zaten o. Zaten o insan. O izah edilmeden edilmeyecek zaten. Vücudu misali nedir? Vücut tecerrüt nedir? Ademi vücutsuz vücutlar. Vacip ve mümteni mümkün. Onlara da hafif gireceğim. Yorulduğumuzda keseceğiz. Umumi ders değil. Yok abi yorulmuyoruz. Yok. Hani bir saat taş çatlası bir saatini kapatırız. Sonra yarın da yaparız. Gündüz de yaparız nasıl? Bir şey sorabilir miyim? Bu Allah'ı bilmek varlığını bilmenin gayrıdır diyor ya. Şimdi biz Allah'ın varlığını mı görmek yoksa bilmek mi? O kısmı mı yapıyoruz? Harika. Şimdi eğer Allah'ı bilmek bir varlığı var, bir de Allah'ı bilmek var. Eğer mülk cihetine bakarsan Allah'ın varlığıdır. Ama beraber işlenecek. Melekut da işlenecek. Mülk Allah'ın varlığı. Allah'ı bilmek ise melekuttur. Hani Muhyiddin Arabi'nin 26. mektuptakini söylüyorsun. Allah'ı bilmek, varlığını bilmenin gayrısıdır. Tabii ki mesela ikisi arasındaki farkı söyleyeyim. Odun Allah'ın yani varlığıdır. İspat ediyor. Yani onun üzerindeki sanatlar. Yani odun Allah'ın varlığı bir şey olsa varlığı, bilmek ise odundaki duman ve nur. Gayridir tabii o. Farklıdır ama aynı şey. Mesela bir isim yok, bir isim melekut. Odun zahirde odundur. Hiç hayatta odunun yandığını görmeyen bir insana, hiç görmemiş, odunun yanmışı görmemiş. Odunun içerisinde ne var dense, iki tane duman ve nur denilen iki zıt unsurun varlığından müteşekkil olduğunu kim söyler? İsabet bile etse, ihtimaldir. Yani sana aferin lan isabet ettiğin birisi denmedikçe isabet ettiğini de bilemezsin. Demek ki Allah'ın varlığı eşya gösteriyor. Allah'ı bilmek ise insanın kendisi şahit olduğu ve tanık olan insan. Şu ne iş yapıyorsun güzel bir soruydu. Öğretmenim. Doktor. Ne doktoru? Pratisyen doktoru. Pratisyen. Şu kainatta şu görünen efal ile tasarruf eden Zat-ı Kadir'in Allah tasarruf ediyor. Bir tanesi de soru sormuş gene doktor. Yani mükemmel olsaydı Allah diyor bu kainat yaratmazdı diyor. Neyi yarattı diyor mükemmel değildir. Yani o kadar acayip tuhaf insanlar var ki. Şimdi Allah hani Nasrettin Hoca var ya yürümüş eşeğiyle beraber gidiyor. Koca adamsın demiş ya yürüyorsun demiş. Bilmemişsin. Biniyor. Hiç utanmadın mı ya eşeğe biniyorsun demiş yani. Adam hayvan yazık değil mi demiş. Sonra düz oturmuş, ters oturmuş malum. Ya başkasının lafına bakarsın. Şimdi Allah yaratmasa nakıs olacak. Allah Halik olduğu halde niye bu ismin iktizası yok? Değil mi? Halik'tir. Güneş var, ışık yok. Güneş denilir mi? Kütledir değil mi? Su var, ıslatmıyor. Tamam ona sıvı de ama su diyemezsin. Allah var, yaratmıyor. Yaratıyor su ya.
Tamam, seni yaratmış suç. Ona dedim, yaratılmak suçsa o zaman 5. kattan balıklama betonu atlarsan, tamam gidersin dedim ya. Hiç kafanı yormana gerek yok. Yani yaratmasa niye yapmadı diyor. Kafirin diyor Allah'a düşman olmasının sebebi, niye fıtratında olan beka arzusunu, ebed arzusunu dünyada bakillik yok. Niye beni ölümle mahkum ediyor? Dün o şeyde ders yapıldı Adıyaman'da. Yani bu kadar masraf ediyor Allah sana. Ölüm kadar mantıksız bir şey yoktur. Anlamsız bir olay yoktur. Sana edilen masrafı düşün. Doktorsun, daha çok iyi bilirsin. Bugün karaciğer, böbrek, bugün nefes alman için yaşanırken karaciğer, böbrek, dalak, mide. Bu maddi organlar, hissiyatlar, latifeler, akıl, his, merhamet, şefkat, hayal edip, diş dünya, güneş, hava, toprak, dünyanın eğittiği, dünyanın dönümü, ekseni vesaire. Edilemez ama bak bugün. Gel, girsin toprağa, yok olsun her şey. Bunun kadar mantıksız bir şey olur mu? Her şeyi anlamsız yaptı. Güneşi nursuz yaptı. İlim cehalete gitti. Vücut Adem'e gitti. Hikmet abesiyete hizmet etti, öyle değil mi? Peki nedir o? Bütün o anlamsızlıktan kurtaran ahiretin varlığıdır. Ahiret yoksa dünyada en anlamsız şey ölümdür. Çünkü her şeyi anlamsız yapıyor. Öyle değil mi? İlim gözüken kainatın sonunda ahiret yoksa ilim cehalete, vücut ademe, varlık kişiliğe, göz köre, kulak sağırlığa hizmet etmiş olur. Çünkü her şey zıttına döner. Merhamet zulüm olur. Ahiret yoksa hakikaten ölüm kadar anlamsız bir şey olamaz. Her şeyi anlamsız kıldığı için. Ama her şeyi anlamlandıran da oymuş. Mesela yapıyorsun, sen doktorsun. 5'te mi ayrılıyorsunuz? Diyelim. 5'te. Tam 5'e, 5'te bir hasta geldi. Kıvranıyor. Hop, ben mesai doldum. Diyebilir misin? Niye? İnsansın. Ama kanuna dersin. 5'ten sonra geldi. 5'i 5 geçiyor. Ben. Ama bakın ahiret var, Allah var. Ben onun yerine koyuyorum. Empati yapıyorsun. Tamam mı? Merhamet var. Bir sürü şefkatler var. Ya günahtır, ahirettir. Allah sorar. Bu seni o halde muamele ettiren imani bir ahirettir. Mustafa bilir. Yalan söylemiyor. Sabah kahvaltısı yapacağız. Kamp yapmışız Almanya'da. Kamp yapmışız. Fırına gideceğiz. Kaçta yedi mi? Tabii kaçta açılıyorduysa. Beraber gidiyoruz. Evden çıktık kampa. İnan 2 dakika var fırın. İçeride oturuyor kız. Açıp bize vermiyor. Öyle mi Mustafa? Evet, bir dakika kalın açmıyor. Bir dakika kala açmıyor ama bir dakikada önce kapatıp gitmiyor. Gitmiyor. Dedik ya 2 dakika var ya. Şöyle yapıyor içeri. Ama biz olsa abi gel abi gel ne demek ya lafı mı olur ya? Acayip bir şey ya. Tamam. Mesela hocamız söyledi ya hani Allah bilmek varlığını... Mektubatın 26. mektupta geçiyor bu soru da. Varlığını bilmenin hayırdır. Mesela şu şekilde olabilir mi? Hani varlık 3 çeşit ya. Vacip, mümkün... Ve mümteni. Ve mümteni. Eğer varlıktan bakarsa o zaman o daha varlığın içinde demektir. Ama varlıktan sevilmesi lazım ki Allah'ı görebilsin ve bilebilsin. Eğer... varlığın bu tarafındaysa zaten göremez. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın görmesi için ve bilmesi için varlığın dışına böyle çıkması lazım. Yani daha görmesi için, daha dışında olması varlığın dışına çıkması lazım. Evet. Ki Cenab-ı Hakk'ı bilebilsin. Evet. Şimdi gidelim bakalım. Çok zengin bir derstir. Bunlar iddia edildi de şimdi nasıl altında çıkacak o da var yani. Ama örneklerle çalıştım biraz, tamam mı? Bu örnekler vereceğim size. Onun için önümde duruyor. Şu kainatta görünen şu görünen efal ile tasarruf eden Zat-ı Kadir'in kudretine nispeten cennetin icadı, buradan şahidiz, bu siverekten geçti, o siyah taşlar var ya, aralarında pembe pembe elbiseler çıktı, şeftali galiba, beyaz beyaz elbiseler çıktı, erik galiba, erik çiçekleri, giydirilmiş. Bakarken baktım fesvan, bakarken baktım. Dedim hiç ömrümde ağaç görmeseydim ve Allah dese ki siverek şu ova sipsiyah taş. Ey kulum,
Burada ne eksik, ne yapsaydım? Ömrümde ağaç görmedim. Bir dutut, ey Rabbi, öyle bir dut, öyle. Öyle şey yapan, yaprağı şöyle, tadı şöyle, şöyle. Tuzut, karabiber, hatırımıza gelir mi? Yok. Yani çok şey de olur da bak hatırımıza gelmiyor görmediğimiz için. Yani Allah hakikaten cenneti nümunelerini yapıyor da ülfet belası olduğundan, ülfet var ya ülfet, alışkanlık, anlamıyoruz. Anlamıyoruz. Normal mı siverek sipsiyah taşların arasında aynı yerde, camiye namaz kıldık ya Müslüman, evet. Hemen karşımızda, sen gösterdin, abi şu elbiseler, şu ağaçlara bak. Vallahi bir tane sol tarafta beyaz, bembeyaz. Eriktir herhalde değil mi? Armut da olabilir. Adem mi? Beyaz. Hemen sağında pembe. Ya Rabbi, nasıl yaptın? Nereden hatırın? Modelsiz, nüminesiz, macelesiz, maddesiz, zamansız, zeminsiz, mukayesesiz, taklitsiz, macelesiz. Yani yapıp deneme yapma, yapmadan ilk ve son yapıyor. Bu fatıra. Allah ne kadar hoş ya. Meyveyi takardı, çiçek de süslemezdi. Allah hakikaten Allah ya. Hoşuma gidiyor Allah'a. Cennetin icadı diyor, bir bahar kadar kolay. Şimdi onu anlatacak. Bunlar ihtiyaç şu anda. Ve bir baharı icat, bir çiçek kadar kolaydır. Bu da ihtiyaç. Ve bir çiçeğin mehasini sanatı, bir çiçekteki sanat mahareti ve letaif-i hirkati, latif olması, bir bahar kadar letafetli ve kıymetli olabilir. Çünkü aynı cins. Şu hakikatin sırrı üç şeydir. Bütün bu soruların cevabı üç tane yöntem var. Biz bir tanesini okuyacağız. Ben başlıktan okuyayım. Nedir o? Bu sorulara cevap vermek. Bir. Birincisi sahnedeki vücut ve tecerrüt. Bunu okuyacağım. En zor. Bunu çok soruyorlar. Çok. Abi bunu bir ders yap, ders yap. Bunu çok soruyorlar. Doktor hatırladın herhalde burayı. 20. mektupta sahnedeki vücut ve tecerrüt, Allah'ın vacip olması, vücudu kendinden olması, başka şeylere ihtiyaç olmaması, bir de varlıkta olup varlık olmaması, varlıkta olup varlık cinsinden olmaması, ikincisi mahiyetini mübayenetiyle ademi takayüt, yani zıddı olmadığından esmasına ve ilmine, kudretine mertebeler teşkil etmemiş. Bir şeyde zıt olursa mertebeler olur. Bu konumuz bu değil. Üçüncü başta okuyayım. Adem-i tahayyüz ile Adem-i tecezi yer tutmaması ile bölünmemesini anlatıyor. Biz en zor yeriz halinde ama bazıları Adem diyor. Ona çok yapmıştı olduğumuzda birinciyi konuşacağız. Sahnedeki vücub ile tecerrüt. Vücub konuşunca abim ismini unuttum. Muzaffer. Muzaffer. Öte şey neydi? Ahmet. İkinizi karıştırdım. İkiniz sağlıkçı değil misiniz? Yani bunlarla beraber. Şimdi Muzaffer, senin dediğin konu olduğu için ismini şey yaptım. Üç tane vücut var. Ona hemen girelim. Bir, vacib bir vücut. Vücudu kendinde. Örnek vereceğim. İki, mümkün vücut. Olabilirdi de, olmayabilirdi de. İki, yani varlığıyla yokluğu eşit. Birisi varlığa itmiş. Bu mevcudat. Bu mevcudat. İkinci, üçüncüsü, mümteni. Mümteni, sekiz ayaklı olabilirdiniz. Bu dünya başka şekilde olurdu. Ne bileyim, cam gibi olurdu. Ve iki ayaklı değil de, beş kafalı olduk. Ne hatırınıza geliyorsa, göz burada olurdu. Bunlara mümteni vücut deniliyor. Düşünebildiğiniz hepsi vardır, ilmi ilahi de var. Ama o değildi bu. Demek ki Allah vücudu vaciptir.
Ne demek? Vücudu başkasına muhtaç değil. Ona bir örnek verelim. Yani vücudu kendindendir, başkasına muhtaç değildir. Mesela şimdi içerisi sıcak. Sebebi nedir? Kaloriferdir. Dışarıda olsak güneştir. Soğuksa sebebi nedir? Güneşe ihtiyaç duymadan söyle. Çünkü biz sıcaklığı ispat ederken soğuk kullanmadık. Güneşin yokluğudur Muzaffer, doğru. Peki, sıcağın bir kaynağı var, güneş. Soğuğun kaynağı var mı? Mesela kalorifer gibi, klima gibi. Dünyada yok. Niye ihtiyacımız var? Niye soğuktur? Güneş olmadığı için. Bizzat kendisinin vücudu yoktur. Ademi olduğu için. Peki, ışığın kaynağı var, lamba ve güneş. İçeride lamba, dışarıda güneş. Karanlığın vücudu var mı? Karanlık niçin var? Işık olmadı. Yani onu kullanmadı. Kaynağı yok. Yani şuradan çıkıyor. Tamam. Demek ki bazılar diyor onu kim yaptı, onu kim yaptı diyemezsin. O mümkün vücutlar için sıralanır. Yani bundan sıralan hadi bakalım. Ortalığı aydınlatan güneştir. Ama ortalığı kasıp kavuran soğuk, her tarafı zifiri karanlık yapan karanlığın kaynağı var mı? Ama o zaman esasında hep karanlıktır. Nur aydınlatıyor. Yani mesela Adem diyor. Aynen. Hep karanlık yani nur olunca aydınlık karanlık evet. Gidiyor. Yani Adem alemleri var. Adem alemlerin kaynağı yoktur. Varlık düzeyinde yoktur tabii. Allah'ta var. Tek bir sıfatıdır. Adem alemi mesela günahın da vücudu yoktur. Hayrı yapmamaktan günah yapılıyor. Mesela namaz kılmak hayırdır. Kılmamak haramdır. Bir vücudu yoktur yapmamakta. Mesela zina. Aynı şey nikah yap helal ve mubahtır. Belki sevaptır. Aynı şey nikahsız yap, hiçbir şey yapmadan aynı kişiyle seni tahrip ediyor. Günahlar Adem'e olduğu için Adem'e gidiyorlar. Evet. Vücuda gelmemişler ki vücut evet. Bulup cennete gidiyor. Çok tuhaf değil. Cennet vücudu değil. Cehennem Adem'i, Adem alemlerini kavuruyor. Onun için 263'te benim mektubat şeye göre, şualara göre 263'te şualarda Adem alemleri hesabına çalışan cehennem Subhanallah, Subhanallah diyor. Adem alemleri Subhanallah, Subhanallah. Cehennem hiçbir şey değil ha. Cehennem taşeron şirkettir. Hani belediyenin bir asıl bir şeyi var. Bir de taşeron bir işçileri var. Onun adına çalışan özel. Cehennem de Adem alemleri hesabına çalışıyor. O patrona çalışıyor cehennem. Patron değil kendisi. Adem ne haber lan? Kıyas edilmez ki cehennem. Adem'e göre cehennem cennet gibiymiş. Bin yıl da olsa cehennem isterim. Evet, bin yıl da olsa Adem denir. Peki nasıl bir şey? Zaten tanımlanabilseydi Adem denmezdi. Her ne aklınıza geliyorsa Adem alemleri atını, o cehennemdir. Adem değildir. Adem vücutsuz vücuttur, varlıksız varlıktır, vasıfsız vasıftır. Böyle bir şey. Abi bunu nasıl çocuklara anlatacağız? Çocuklara bunları anlatmayacaksın. Sen cehennemi anlatacaksın. Cehennemi anlamadım da. Matematikçi miydin abi? Yok abi. Neydi, edebiyat mıydı? Din kültür öğretmeni. He? Din kültür öğretmeni abi. Tamam. Bunu anlatmayacaksın. Bunu nasıl anlatacaksın? Çünkü vücutsuz vücut, varlıksız varlık. Allah Allah, sıfatsız sıfat. Allahu Ekber. Zaten anlaşılsaydı akıl çevirecek. Çünkü akıl nereden geliyor? Sıbıtı sıfattan geliyor. Değil mi? İlim. Peki bu ilim sıbıtı sıfattır. Ama zatı sıfat ondan üstün. Adem de oradan zaten tekvinden çıkıyor. Vücudu ilmiye perde olmuş bir unvan. Mektubat 59. Ha şimdi ben ne anlattım? Allah'ın vücudu bir şeye bağlı değil. Kendindendir.
Mesela çocukların anlayacağı tarzda söyleyelim bunu. 10. var bunun. 9, 9'u 8, 8'i 7, 2'yi 1, 1'i lokomotif. Lokomotif kim çeker denilemez. Çünkü zatidir. Ona lokomotif deniliyor. Tamam. Kaynağı bu yani. Kaynağı kendisindendir gibi. Mesela ışığın kaynağı var ama soğuğun kaynağı yoktur. Kendindendir. Peki niye zorlanıyoruz hocam bu konuda? Akıl denilen bir alettir. Bu alettir. Termometre, mesela bir termometre. Neyi ölçer İhsan hocam? Sıcaklığı. Sıcak. Barometre yapar. Basıncı ölçer. Şimdi sen buraya barometre aç, ne kadar bir sıcaklık olur mu? Olmaz. Olmaz değil mi? Şimdi akıl da bir alettir. Peki neyi ölçer? İlişki ve çelişkileri ölçer. Varlığın düzeylerini ölçer. Yani ilişki şudur. Göz çiçek ilişkisi. Çelişki karanlık aydınlık. Sonuç sebep ilişkisini çözerken sen bu aklı alıyorsun, vücudun kaynağını anlamaya çalış. Veya bu akılla aklına hakim olacaksın. Aklınla aklına hakim olacaksın. Aklına noktalı virgül aklına hakim olacaksın. Zor. Yani varlığın içerisindeki çözen bir alete... Peki mümkün mü abi? Mümkündür. Aklına hakim olmak tek mümkün yolu vardır. Aklı yapan zata aklını teslim edersen aklınla aklına hakim olursun. O zaman dünya cennet olur. Yok, aklına hakim olamazsan bu dünya çekilmez bir cehennem olur. Ve hayat anlamını yitirir, intihar seçenek olur. En büyük bela, aklımızın en büyük belası akıldır. Düşüncelerimizdir. Çözer. Peki nasıl? Vahye tabi edersen aklını aklına hakim kılarsın. Yoksa meşhur bir alet olur. Meşhur bir alet olur Muzaffer. 28 sözde. Meşhur. Ne yapar biliyor musun? Meşhur ne demek? Uğursuz bir alet. Yani mazinin elemlerini, geleceğin korkularını şimdiki zamana yükler. Gel de çek bakalım hadi. Yani Allahsız bu akılla kabiri düşün, kefeni düşün. Bu yağmur çamurda toprağın altına girmeyi, çerniğin toprağın altına girmeyi nasıl kabul edeceksin ya? Nasıl çözeceksin? Nasıl hislerin rahat edecek? En ufak bir moral bozukluğu yemek iştahını kaçırıyor ya. Çekirdek, akıl, çatlarda ağaç oldu. Ağaç meyve verdi, meyvenin içine tekrar çekildi. Evet. Akla... Hakim oldu. Hakim oldu. Evet. O yani, çekirdek Bismillah dedi, neşunema oldu. Yani kökteki çekirdek asıl iken meyvedeki çekirdek ona hakim oldu. Onu kapattı. Şimdi devam edelim. Yani fazla onu şey yapmayayım çünkü çok şey... Demek ki vücut kendisindendir. Kendisinden olan. Mesela matematikçi Şaran hocam nerede? Şiar hocam. Şiar mı diyor? Şaran diye kaldı kafama, doğru mu? Sıfatı yok. Tamam. Ha, matematik bak senin sağ. Şimdi her şeyin altyapısı olan matematik her şeyin vücudunu tanımlarken kendisinin vücudu yoktur. Somutta işlerken soyuttur. Varlık düzeyi yoktur. Mesela sıfırın vücudu yokken bütün vücutları tanımlar. Hiçbir sayısal değeri yoktur ama bütün sayısal değeri o gösterir. Her şey ondan çıkmıştır ama o bir şeyden çıkmamıştır. Sıfırı kaldırın bir var mıdır? Yoktur. On var mıdır? On demek on tane bir demektir. Sıfırı kaldırın bir yoktur. Her şeyi tanımlayanın kendisi bir tanımı yoktur. Bütün her şeyi anlamlandıran sıfır kendisinin bir anlamı yoktur. Ve boştur. Ama Adem gibi bir boşluk değil. Niçin kendisi boştur? Bütün her şeyi gösteren kendisini bir şeyle gösteremez. Bütün renklerin sahibinin bir rengi olmaz. Bütün şekillerin sahibinin şekli olmaması lazım. Allah bütün renklerin sahibidir. Hangi renge girsin? Allah bütün şekillerin sahibidir. Hangi şekle girsin? Allah bütün mekanın sahibidir. Hangi mekana tahammül etsin? Oraya otursun.
Elvan sema gibi hocam. Evet. Mesela güneş, bütün ziya, bütün renkler güneşten çıkıyor ama güneş hiçbir renk değil. Mesela beyaz olarak, ama beyaz literatürde renk olarak kabul edilmiyor. Renksiz. Edilmiyor. Güneş renksiz. Bak şimdi bir ilkokulda yapmıştık. Yuvarlak bir küre. 7 tane renk boyuyoruz. İlkokulda yaptık. Yuvarlak bir küre hoca yapmıştı. Boyadık. Onu iple çevirdik. Yapıyorsun ya. 7 tane rengi çevirdiğin zaman ortaya çıkan renk beyazdır. Beyazın müstakil bir rengi yoktur. 7 tane rengin bütünselliğidir. Ayrı bir renk. E şimdi soruyorum, beyaz nereden çıktı? Beyazın kaynağı yok. Yedisinin ceminden, surat hareketinden ortaya çıkıyor. Sıfır. Somutta işler ama soyuttur. Sıfırın başlangıcı, yani matematiğin başlangıcı yoktur. Fiziğin başlangıcı vardır. Kimyanın vardır. Big Bang'tir. Ama matematik der ki, Big Bang sıfır zamanda. Öyle mi? Sıfır zamanda deyince, ha bak matematik var hala. Yani varlık düzeyini bittiği zaman Big Bang'i fiziğin söyledi. Varlık oradan başlamıştır. Matematik hala vardır. Ama her şey matematikle ifade edilirken, matematiğe dayanırken, fiziği kim yarattı derken, matematik denilirken, matematiği kim yarattı diye kimse sormuyor. Matematiği kim yaptı? Ama her şeyi matematikle oluyor. Kaldırır matematik, kimya var mıdır? Fizik var mıdır? Kimya var mıdır? Şey, matematik kaldırır, kimya yoktur. Fizik de yoktur. Aslında hiçbir ilim yoktur. Ama matematiğin de bir kaynağı yoktur. Matematik bir... Kim yaptı matematiği? Soramazsınız. Dün bir gene birisi sordu. Gene öğretmen olduğunuz için söyleyeceğim. Biraz kafanız karışsın. Ya dedi, Allah'a dedi... sormuş o zındık. Sesini bana gönderiyor. Allah'a sabit sayı kabul ediyorsunuz. Sabit diyor. Her şey onun üzerine bina ediyorsunuz dedi. Biz de diyoruz ya dedim şeyde, fende. Nasıl ediyoruz? Çözemediğimiz ve çözmek zorunda kaldığımız sabit sayılarımız var. Pi sabit sayısı değil mi? 0 santigrat derecede, 0 santigrat derece 76 milimetre basıncı altında deniz seviyesinde pi'yi şu sayıyı sabit kabul edersek onun üzerine matematik ve fizik çözmüyor muyuz? Niye sabit kabul ediyorsun? Sanki bu kainat yaratılırken, dünya fokur fokur kaynarken deniz seviyesi mi vardı? 76 milimetre civa basıncı altında idi bu alem. Nasıl bu sabit değerleri sabit kabul ediyorsun? Niye kabul ediyorsun? Bir Allah'ın kulu sormuyor. Hocam, fizik hocası, niye 76 milimetre civa basıncı deniz seviyesini sabit kabul ediyorsun? Sanki bu varlık yaratılırken deniz seviyesi mi vardı? Mecbursun. Pi sayısı, altın olan sayısı 6.18 miydi? 1.6 yani. He? 1.6 devam ediyor. 1.6 mıydı yoksa 6.18 mi? 1.6. He, tamam 1.6. Yani matematiği kim yaptı diye sorun bakalım. Ve kainat bitiyor, varlık biziyor, bitiyor, Big Bang diyor, sıfır zaman diyor. Ha bak matematik var orada hala. Varlık bitti aldı. Ama somutta olup soyut olan, maddede iş yapıp madde olmayan, mesela merhamet, haya, edep, maddede olup madde olmayan. Var mı peki? Sor bakalım Allah kim yarattı sorduğuna göre. Senin merhametini kim yaptı diye niye sormuyoruz? Fasulye pirinç pilavı mı yedin de haya oldu? Şefkat senin bulgur pilavından mı geliyor? Var mı varlık düzeyinde bir kaynak? Hocam ben de vefa duygusunu Çelmik'teki fasulyeye bağlıyorum. Onu yiyenlerde vefa çok olur. Takke mi anlatırsın onu? Ama soyut olup somutta vazife yapıyor. Tecerrüt işte. Varlığı aktif edip fakat varlık olmayan. Başta. Şu anda benim elim. Yani manaya göre hareket ediyor. Ama bu varlığın arkasındaki varlığı aktif eden ilim, tefekkür, merhamet, vefa, haya, edep gibi sıfatlar varlık
düzeyinde somut değillerdir. Soyutturlar ama somutu aktif ediyorlar. Zaten soyutlar çıkarsa soyutlara zaten yığınakta başka bir şey yok ki. Vücub işte durmayayım yani 2-3 tane misal verdik. Karanlık şey verdik. Sıcaklık verdik, soğukluk verdik. İnsandaki latifelerin kaynağı olmadığını onu verdik. Vücub ve tecerrüdü yani Allah'ın vücudu vaciptir. Yani vücudu mümkünat vücudundan değildir. Değildir ama mümkünattadır. Ona örnek verdik. İşte karanlık olduğu halde varlık düzeyinde bir menba yoktur. Şefkatimiz, haya ve kainatta mesela rahmet var. Şu elmayı sana veren, hocam, Ömer hocam, nefret ediyorum lan sizler, nefret ediyorum, zıkkınlanın lan şunu diye mi narı, senin bahçendeki dutu öyle mi yaptı Allah? Yani o fiilin arkasında bir nefret yok. Bir rahmet var. Ama varlığı vücut alicisi yoktur. Rahmetin vücut alicisi yok. Yani rahmet sıfatının eylem olarak, dut olarak gözükmüş. Yani şu, hepimiz anlayacağız. Bu çocuğumuzu severiz, bir çikolata veririz. Şefkat ve muhabbetten. Ama sevgimizi, muhabbetimizi ona gösteririz. Ama şefkat ve muhabbet çikolata değildir. Onunla ifade ederiz. Tecessüm ediyor. Tecessüm ediyor. Sorarız. Ya ne kadar seviyorsun? Çikolata vermeyince bu kadar. Verince bu kadar. Ya, o da sevgisini böyle tanımlıyor. Ya kardeşim zaten hep soyutu kullanıyoruz. Hep tecerrütle yaşıyoruz da farkında değiliz. Demiyor musun? İnsanlığına yazıklar mısın lan? İnsanlığını mı kaybettin lan? Hiç mi insanlık yok mu? Bu insanlık denilen şey somut mudur? Tutulan bir şey midir? Somut tutulan varlık hacmi ve kütlesi olan bir şeydir. İnsanlık, insanlığını mı kaybettin? Peki somut mudur? Realite midir? Soyuttur ve hayatı anlamlandıran bir şeydir. Ortadan kaldırdığın zaman hayat anlamsız olur. Değil mi? Hayat, bir tanesini kaldırın, insan insanlıktan çıkar. Vefayı kaldırın. Hayayı kaldırın. Şefkati kaldırın. Değil mi hocam? Ya ne acayip donanımlar ya. Allah hakikaten ne güzel bir Allah ya. Böyle olur da Allah. Tabi kalite diyeceğim ama böyle kaliteli bir Allah yani. Böyle bir Allah olur ya. Nasıl yapmış ya? Somutta soyut iş yapıyor. İşler yapıyor ama somut değil. Elmada hocam, Şaran hocam ne yapıyor? Matematik iş yapıyor. Şimdi burası sonra gelecek de acele edeyim. Şeftali. İlk vücut mertebelerine bakın. İlk gözüken surettir. Suret. Örtmüyor şeyi. Rengi örtmüyor. Renk. Mana var. Gir içeriye. Lezzet var. Değil mi? Koku vesaire. Fizik var, kimya var, matematik var. Yok mu matematik? Vücutları yoktur. Vücut mertebelerine bakın. Aynı şeydeki vücut mertebelerine bakın. Peki soruyorum. Şeftalinin rengi neredeyse, şeftali orada değil midir? Biraz götüreyim sizi ahirete. Bak şimdi. Şeftalinin rengi neredeyse, şeftali orada değil midir? Onlar ayrı yerlerde mi ya? Yok. Koku neredeyse giriyoruz. Renk. Şeftali aynı yerde. Gitmeyin bir yere. Şeftali burada bak. Rengi olduğu yerde şeftali de orada. Tamam. Gel içeriye. Kokusu. Şeftalinin aynı yerinde. Tat. Fizik. Kimya. Matematik. Enerji. Esir. Kuantum. Kuartlar. Ondan sonra esir. Aynı yerdeyiz. Çıkmayın diye böyle yapacağım. Esir, maddi hayat, aynı hayat. Akıl cebiri. Bitti. Peki ne? Ahiret işte aynı hayat. Ahiret elmada. Örtülmüş meratiplerin üst üste binildiğinden biz fark etmiyoruz. Bak, renk nerededir? Koku da oradadır. İşte dünya ahiretin üzerine tentenili perde böyledir. Meratipleri örtmüş. Boyut farklılığından. Şu anda radyo dalgaları yok mu? Televizyon dalgaları yok mu? Niye birbirini kapatmıyor? Boyut farklılığı. Başka dalgalar da var. Esma dalgaları da var. Bakın şeftali. Baktı rengi. Öyle diyor. Bir küçük diyor.
alem-i şehadetten vücut olan bir vücut mertebesi diyor, misal aleminden koca sema içine alıyor, bir ayna. Küçük bir ayna sema içine almış. Yani suretini, suret. Şimdi mesela doktor senin suretini bak değiştirir. Şu bütün organlarını kulağını koy buraya. Gözünü koy, burnunu koy, ağzını koy, tamam mı abi? Ondan sonra kaşını bir koy. Ortada bir şekil kalır mı? Yok. Şimdi bak, gözü getir, burnunu getir, kulağı getir, ağzı getir, çeneyi getir, kemiği getir, bilmem ne yapı. Aa, bir renk çıktı. Müstakil bir vücudu yok rengi. Bütünsellikten çıkan başka bir vücut. Ama bu suretteki değişimler hakikate istinad eder. Namaz kılıyor, suratı değişiyor. Namaz kılmıyor, suratı değişiyor. İçki içiyor, suratı değişiyor. Kızıyor, suratı değişiyor. Şefkatli, suratı değişiyor. Ne yaparsan yap. Ele veriyor seni zaten dışarıya, suratın. Batının aynası. Anlayan anlıyor. Kalbini seyretmek isteyen gözüne bakar. Öyle diyor ya, kalbin aynasıdır göz. Tenteneli perde aşkı. Sıfata mı, perde ve zaten mi perde? Yani ilk önce sıfatlar olarak perde. Perdelerin kendisi sıfattır. Bak, ahiret nerede? Elma neredeyse orada. Bak, elmayı koydum. Böyle yapıyorum ki elmanın dışına çıkma. Elma değil. İlk önce şekli yok mu? Hı. Rengi yok mu? İlk önce şekil. Sonra renk. Ya, perde de bir boyut. Elbise giydirdik. Gir içeriye şekil, gir içeriye renk, gir içeriye koku, gir içeriye tat, gir içeriye girme oraya, kimya, gir içeriye fizik, gir içeriye ondan sonra enerji, gir aynı yerdeyiz, çıkma bir yere, gir içeriye aynı yerde esir, gir içeriye maddi hayat, matematik. Esirden önce. Matematik bitti. Maddi hayat. Gir içeriye. Aynı hayat. Aynı hayat cennet işte. Aynı yerde. Bak birbirine üstüne. Bu dünya ahiretin üzerine tenteneli perde işte. Cennet nedir? Cennetin hayatı aynı hayattır. Bu dünyada o bütün sıfatları topladı. Diyelim ki topladı. Boyut farklılığından birbirine giydirdik. Giydirdik. Ondan sonra onu yine zatına anlamamız mümkün değil. Zatına gitmiyoruz abi. Gitmiyoruz. Ya. Çünkü o renk nasıl farklı oluyorsa evet. Bizim tasavvur ettiğimiz zatıyla farklı olmuş değil. Oluyor. Değil. Ama bu... Peki ahirette? Ahirette de gene cennette mesela... Zatına şey olmaz. Niçin olmaz? Şöyle. Lehül esma'ül husna. Ne demek? Bütün isimler Allah'ındır ama Allah değildir. Masadakiler Hasan'ındır ama Hasan değildir. Şu... Cennet, İmam-ı Rabbani Hazretleri, Ustad da öyle diyor, Esma'nın perdesiz tecelli ettiği yerdir. Bu şimdi Allah orada taayyün edecek ve teşahhus edecek. Allah deyince Esma'daki Allah, sıfattaki Allah değil ki. Esma'daki... Bütün isimler tecelli edecek, biz göreceğiz yoksa... Bütün isimler tecelli edecek. Bir de bütün isimlerin cemi olan ehad olarak Allah'ın rüyeti gözükecek. O zaman Miraç'ta da biz isimlere tecelli ediyoruz. Evet, evet. Yani bütün isimlere tecelli. Nedir biliyor musun o zaman? Şöyle yapayım. Yapacağım üşenmeden. Ne demek diye. Bak. Şimdi şurayı sıfat kabul et. Tamam abi. Bu çok önemli senin tamam, için. Evet. Tamam sıfat mı abi? Allah'ın Miraç'ta nasıl gördük? Cennette Allah'ı nasıl göreceğiz? Bak onu anlatıyor. Burayı sıfat kabul et. Düzey. Şuradan esma çıktı. Ya Cemilu ya Allah, ya Garibu ya Allah, ya Mucibu ya Allah, ya Latifu ya Allah. Bütün isimleri böyle düşün. Çizgi, mertebe. En çiçekte gözüktü, ta cennette gözüktü. Mertebe. Bunlar mertebe. Yani çiçekteki Cemil, cennetteki Cemil. Yani çiçekte, kedide, köpekte, çocukta, bebekte, imanın güzelliği, hayalin güzelliği. Yani esma. Bu çizgiyi yaptım. Meratip olduğu için. Esma. Tamam mı abi? Buraya kadar da anlamadık yok değil mi? Ha, esma. Ha, kaç tane esma? Bin bir ismi. Ha, şimdi sen hangi esma ile yapıldın aslı? Ya Cemil ya Allah bu noktaydı.
Bu ya Cemilu ya Allah. İhsan Hoca Cemil'in şu mertebesine işaretledi Cenab-ı Hak. Ya Garibu ya Allah, ya Mucibu ya Allah, ya Latifu ya Allah. Bütün isimleri nokta. Şunu bıçakla kes, şu bıçağın ağzına gelen o noktaların toplamı senin cenneti göreceğin Allah'tır. O noktaların cemiyle sen olursun. Kimisi buradaki Allah'ın, şey Rabbini, Rabbini anlatayım. Rabbini, kimisi buradaki Rabbini, kimisi buradaki Rabbini, kimisi buradaki Rabbini, kimisi buradaki Rabbini. Herkes Rabbini görecek. Allah'ı görmeyecek. Kişiden kişiye olan şey değişiyor abi. Tabii. Cehennemdeki de Rabbini görecek. Yok yok, o cehennemdeki Rabbini. O tasavvuf. O rububiyetin işi yapacak. O tecellidatın sıfatını. Ona döndürüleceksiniz. Evet, evet, ona döndüreceksiniz o aşırı. Yani bu gördüğümüz şey nedir biliyor musun? Tencere getir. Ya Cemilü ya Allah, o mertebesini. Sekizinci mertebe at. Ya Garibu ya Allah, garip esmasını. Dokuzuncu mertebe. Ya Rahmanu ya Allah, kendi tencere koy. Seni meydana getiren esmaları tencere koydun mu? Karıştır abi, karıştır karıştır. O senin Allahu Ehad'ındır. Allahu Ekber. Evet. O zaman ne kadar ayna olabilirse o kadar. O senin Allahu Ehad. İkinci şuada bunu anlatıyor. Ya Cemilu ya Allah, ya Garibu ya Allah. Yedi mertebe. O yedi mertebenin tahayyülü var mı dimağda? Tahayyül, tasavvuf neyse sahibi. Dimağ kazanımları. Onlar tefekkürle mi çalışıyor? Yok, ile tefekkürle çalışmıyor. Taakkut tefekkürle çalışıyor. İtikatta çalışan var, izanla çalışan var, salametle çalışan var, taassupla çalışan var, safsata ile çalışan var, bibehri ile çalışan var. Yani kısacası bu derste şu. Şu aklın kazanımları var, aklın. Şu akıl derken, akıl demiyorum da aslında anlayasınız diye. Dima. Yedi tane mertebe var, bir tane. Şu kafanın kazanımlarını tencereye koyar mısın? Doğdun, öldün, aklın, kafanın kazanımlarını koy tencereye. Kalbin yaşadığı, hissettiği hisleri de kazanım hislerini. Kalpte his var. Koydun mu abi tencereye? Koy. Ruhtaki inkişafatın, kazanımların, yani onun adı da latifedir. Aklın fikirlerini, kalbin hislerini, ruhun latifelerini. Koydun mu abi oraya? Kaç tane mertebe üçe varlık oldu? Üç. Bir de yaşadığın hayatı anlamlandırdın. Yaşantıda kullandığın enerji. Bu elim yaparken enerji harcadım. Bu bunun enerjisidir. Bu enerji boyutudur. Kaç tane etti varlık boyutu? Dört. Karıştırır mısın abi onu? Karıştır. Çıtsı konu. O senin cennetteki Rabbini görmeye çekirdeğidir. Senin Rabbinin çekirdeğidir. Allahu Ehad. Allahu Ehad. Allahu Ehad. O. Abi şimdi bu Esma'ya mazretinden dolayı ortaya çıkan zanlarımız orada mı Cenab-ı Allah bize tecelli edecek? Bu zanlarımız. Aynen. Mesela o zanlara ait bir şey var. Bunu Fususu, Lupu Lup'ta anlatıyor Muhyiddin Arabi. Diyor ki, hadise dayanıyor. Hadis-i şerifi zikrediyor. Hadis okuduğum için söylüyorum. Rabbin diyor, bir şekilde tecelli edecek, ben sizin Rabbinizim. Cennet eli diyecek ki, Rabbime sığınırız senden. Kabul etmeyecekler. Sonra biraz daha düşürecek. Diyecek ki, ben sizin Rabbinizim. Gene cennet eli diyecek ki, Rabbimize senden sığınır. Senden Rabbimize sığınırız. Sonra üçüncü kez o Rab şöyle diyecek. Siz diyor Rabbinizi nasıl bilirdiniz? Gidin bir peygamberinize ve alimlerinize sorun. Rabbinizi size nasıl anlatır? Rabbiniz nasıldı? Öğreniyorlar. Onlar cennetleri der ki Rabbimiz şöyle şöyleydi. Onların tanımladığı gibi tecelli edecek. Amenna diyecekler. Onlar serfur edecekler, edecekler. Kabul edecekler. Allah onların zannı üzerine tecelli edince tamam diyor. Ama Allah bizim zannımıza göre tecelli etmesin.
Bu bir kere mi oluyor abi? Bu çok mu olay? He? Bu mezarette her zaman mı yapacağız, cennette müşahede edeceğiz, yoksa sadece böyle arada bir... Şimdi nakısı olur. Nakısı olur arada bir değil. Mesela bu... Hayatın şu örneği şu. Mesela sen ilkokul hayatın bir defasında okudun. Değil mi? Mesela bazı şeyleri ilk defa yaptın. Ahirette her hakikatin her yerde, her zaman, her mertebesi olacak. Onun için akıl almıyor. Ama Cenab-ı Hak zaten Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın onu zannı seviyesinde bize görünürse biz acaba ona dayanabilecek miyiz? Dayanamadığımız için senden Rabbime sığınırız dedi. Allah'ı görmeyeceğiz de herkes Rabbini görecek diyor. Yani aleminde oluşturduğu çekirdeği anlattım. Dima, fikirleri, kalbin hislerini, ruhun latifelerini, hayatın eylemlerini, tercihlerimizin bütünlüğü çekirdek cennet toprağına ekeceğiz. Ondan çıkan şey Allahu Ehad senin Rabbin. Rabbul Alemin değil. İşte sorun doktor. Evet doktor. Şimdi herkes farklı mertebede olduğu için değil mi? Hani Rabbi farklı mertebede. Bir de asıl Allah yani onu o görünmeyecek mi? Yok. Aradaki farkı anlamak için. Ne zaman görecek? Bir tanesi dedi ki ya biz eksiklik hissetmeyecek miyiz? Hissetmeyeceksin. Çünkü niye? Devamlı bir sonrası daha, bir sonrası daha. Abi dibi gelmeyecek mi? Gelirse görürsün. Dibi yok çünkü. Dibi yok. Peki sana eksiklik hissetmeyecek mi? Daha yok. Hayır. Bir öncekisi, bir sonrakisiyle hiç alakası yok. Nasıl oluyor ya bu kadar güzellik arada sonsuz? Kudrette, ilimde, esmanın içerisinde acizlik ve cehalet yok. Onun için mertebe sonsuzdur. Mesela bir ilim niye mertebelidir? İçerisinde cehalet var. Kudret niye sonsuzdur? İçinde acizlik yok. Niye sonludur bizim? Acizlik var. Kaldıran. Bunu kaldırıyorum ama kötü kaldıran. Devam edeyim. Şimdi ben bir mertebeyi hemen okuyayım da o çok önemli. Burada çok acayip misal veriyor da ben metni okuyayım sonra bir misal vereyim. Gene bunun üzerine yürüyelim, tamam mı? Metni okumadan onu okusam. Vücut mertebeleri muhteliftir. Onu anlattım. Belki de yarım saat kabul edin. Bismillahirrahmanirrahim. Sevdim seni. Ve vücut alemleri ayrı ayrıdır dedik. Elmada gözüken alemler. Ayrı ayrı oldukları için vücuttan ruhsu bulunan bir tabakayı vücudun bir zerresi o tabakadan daha hafif bir tabakayı vücudun bir dağ kadar dağ kadardır. Ve o dağ istiab eder. Şimdi ona misal verecek. Yani yüksek tabakadaki vücut diğer alt tabakaların boyut farklılıklarından izdiham olmadan, karışma olmadan, zahmet olmadan üst vücutta hepsi vardır. Onu örnek verecek. Mesela alemi şehadetten olan kafadaki hardal kadar kuvve-i hafıza. Yani kırmızı mercimek tanesi kadar olan kafamızdaki hafıza. Yani varlıktır. Fakat o kafada ne varmış biliyor musun? Alemi manadan bir kütüphane kadar vücudu içine alır. Çünkü matematik ezberledik İhsan Hocam. Hocam imam şeyleri ezberledi. Matematiği de biliyor, kimyayı da biliyor. Sen de mesela süre biliyorsun. İnsanların sesini biliyorsun. Senin sınıftaki çocukların sesini hepsini bilirsin. Ya peki niçin karışmıyor? Hepsi boyut farklılığında. Karışmıyor. Mesela gözükenle arkası ne kadar farklı onu anlatayım. Çok tuhaf. Çıktı bilgisayarınızda yani bir CD attınız veya flash bellek kapıda bir film var. Ama film haram içerikli. Televizyonda gözüküyor veya bilgisayarda. Erdem Hocam burada mı? Bak senin hoşuna gideceği için söyleyeyim. Televizyonda haram bir film veya helal bir film. Helal bir film. Bu bizde vücutta gözüken şekil ve ses var. Yani suysan etmeyin. Helal bir film yani. Yani en uçu anlatıyorum ki arkada haram yok. Helal yok.
Burada var mülk haram helal. Orada öyle bir şey yok. Ahirette iman etmek, küfretmek yok. Cennet, cehennem, şey, melek, şeytan yok. Bitiyor. Bak şimdi, burada televizyon ekranı. Orada renk var, ses var. Bu mülk. Bunun melekutu var. Flash bellekteki film orada, CD'de. Orada ne var? Film yok. Ne var? 1-0-0-0-1-1-0-0. Peki, en haram olan ekrandaki film CD'de 1-0-0-1-0. Günah mıdır? Sıfır günah mıdır? Ha, arkada günah yok. Mülkte var. Vesvese istersin diyor ya, Allah hükmeder, hasen olur, nehyeder, habis olur, şer olur, günah olur. Mesela cumartesi balık tutmak haram mı? Yok, biz haram değil. Yol dilerim ayakmış. Haram, iç yağ yemek haram mı? Yok, gayet de tatlıdır. Besleyicidir vesaire. Yol dilerim haram. Ama bize içki haramdır. Şey, Hristiyanlar haram değildi. Yani şunu demek istiyorum. Mülkteki hükümlerle batındaki hükümler çok farklı. Koca dışarıda kaç saat film? Bir saat. Bilgisayar ekranınızda başı da sonu aynı yerde. Film aynı yerde. Çekirdekten ağaç çıktı. Onu da bileyim, ondan sonra yürüyeceğim. Mayıs 1. Birinci sene, ikinci sene, 300 sene çınar ağacı. 500 sene çınar ağacı. Çıktım abi. İlk filizle son filiz arasında ne kadar geçti? 500 sene. Çekirdekte sene yok. Çekirdekte ağacın ilkiyle sonu aynı yerde. Sene yok. Mekanda yok. Bu kadar hacim, çekirdekte hacim yok. Ve ağacın bu kadar ağırlığı var, çekirdekte ağırlığı yok. Zaman da yok. Zaman da yok, mekan da yok. Evvel var, evvel de yok, ahir de yok. Çekirdekten filiz çıktı, Mayıs 1. 300 sene sonraki son filiz. Arasına 300 sene geçti. Çekirdekte filiz, ağacın filizinin ilkiyle sonu aynı yerde. Aynı. Öncelik sonralık yok. Hakikatte Adem Aleyhisselam'la sen aynı. Mülk de sıraya konmuş. 7000 sene geçmiş. Hakikatte aynıyız. Ruhlar aleminde olan hakikat aleminde hepimiz aynıyız ama ilk önce o sıra ona gelmiş. Öyle bir şey. O burada var. Orada yok. Teklif edilirken değil mi abi? Evet. Şimdi burada diyor ki vücudu sağlam olan, vücudu zayıf olanların nihayetsiz vücudunu içine alır. Nedir o? Alemleri ayrı ayrıdırlar ve ayrı oldukları için vücutları ruhsu bulunan bir tabakayı vücudun bir zerresi oraya okuduk. Mesela alem-i şehadetten olan kafadaki hardal kadar bir hafıza. Neler var hocam? Yemeği tatları var. Zevkler var. Sokaklar var. İnsanların otobüste görmesek sesini duysak tanırsız. Yani peki niye karışmıyor boyut farklılığında? Aynı yerde. Aynı flash bellekte veya hafızada 70 sene, 50 senenin bilgisi varsa dünyada da ahiret böyledir. Ahiret aynı yerdedir. Peki elmanın neresindedir renk? Aynı yerindedir. Elmanın neresinde renk varsa koku da oradadır, şekil de oradadır, tat da oradadır, enerji de oradadır, maddi hayat da oradadır, aynı hayat da oradadır, cennet de oradadır, cehennem de oradadır. Cehennem de oradadır. Yani bakın dünya nasıl ahiretin üzerine tenteneli perde, tenteneli perde bu, boyut. Hepsi aynı yerde. Peki ilim yaptıkça ne yapıyoruz? Üstünü battaniye açıyoruz. 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 Açtıkça mesela adam mesela bir tane boyutu söyleyeyim size hepiniz. Sıkıldınız. Ya nasıl sıkıldı, ne yaptı ya falan. Ömer Hoca ya seni mi aralım falan. Faysal Hoca şunu aralım. Faysal Hoca. Yani sen bazısı ne yapar? Hiç buna şey yapmaz. Geçer arkaya. Ya bunun kaderde acaba beşer zalimeliğiyle Allah buna bana ne diyor? Bak o çare ararken bu aynı mesele, bu çare aramıyor. Başka şeyi düşüyor. Başka bir boyuta geçiyor. Diyor ki burada Allah bana ne diyor? Hiç o işte ne yapacağım diye meşgul olmuyor. Yani ne kadar şuurumuz varsa olaylara bakışımıza göre battaniyeyi
farklılaştırıyoruz, kaldırıyoruz. Bakın başıma bir şey geldi, trafik kazası geldi diyorsun. Hemen o İhsan hocam bir bak hele kim tanıdık var mı, tamirci var mı, şurada var mı, ne yapacağız şu anı. Hemen başkası bir tanesi arabayı vurduğu anda, mesela bir tanesi vurdu, Allah gözünü bilmem ne yapsın lan, kör müydün lan. Başkası bir vuruyor aynı adam veya başka bir şeyde. Hasbunallah ya Rabbi, estağfurullah, estağfurullah. Arabayı vurdu sana, niye? Benim arabama vurdular çünkü bir saat önce günah işledi. Zalim vurdu, dikkatsiz vurdu, ona bakmıyor. Bir saat önce Siverek'ten Diyarbakır'da günah işledim, geldim, burada vurdu. Lan araba, hiç onu bile bakmıyor. Ona vurdu lan suçlu, hiç onu bakmıyor. Ve ne yapayım? Elhamdülillah. O kabahatımı bununla herhalde inşallah kefaret alır. Onun için sevinerek iner. Bak şeye bak. Yani bunlar boyutu fark edersen olayın üstündeki perdeleri, battaniyeleri kaldırıyorsun, rahat ediyorsun. Kaldırdıkça öteye geçiyorsun. Son bir tane misal veriyor. Ve alemi hariciden olan tırnak kadar bir ayna, hakkat ayna tutun. Yukarıya tutun. Vücudun alemi misal tabakasından koca bir şehir içine alır. Semaya tutun galaksileri. Alır mı almaz mı? Çünkü ne? Alemi misal, o görüntü dedi ki şeftalide ilk nedir? Şekil. Sonra renk. Şu alemi misali vücudu alicisidir şu. Tırnak kadar ayna alemi misalden olan şu galaksileri, yıldızları, samanyolunu ha bu kadar yere giriyor. Yani filaş bellek alemi şehadettendir. Film alemi misaldendir. Milyarlarca film için alır. Ama bu kadar bir şey kilosu da artmaz. Flaş belleği tartın, boş, 1 kilo misal ve 10 gram. 1000 tane film yükleyin, geri 10 gram. Çünkü vücudu hariciden olan o flaş bellek, vücudu misaliden olanların nihayetsizini alır. Allah da böyledir, vücudun en kuvvetli mertebesidir. Abi bir şey sorayım, şimdi bu alemi harici, mesela dedik haricidir ki, şimdi alemi misale göre mi alemi harici oluyor? Mesela dedim ki ayna. Evet, doğru. Ona göre oluyor. Tabi, tabi. Mesela bize göre harici bir şey dediğimiz zaman Cenab-ı Hakk'ın zatı, mesela dedim ki sıfatlı isim mi olur o zaman? Yok, alemi harici derken harice çıkmış, şahit olduğumuz vücudu harici, harice çıkmış. Harice çıkmayan çekirdekli ki yazılım. İlmi vücut denilir ona. Haşa vacip değil. Mahluk da değil, berzahtı, vücut mertebe, vücut, ilmi vücut. Hariç değil ha, hariç yani. Buraya önümüze çıkmamış. Vücudu hariç. Önce filaş bellek vücud haricidir. Ayna vücud haricidir. Harici vücudu var. Yani ilmi vücudun dışında. Bunun da bir ilmi vücudu var. Megabaytın dışında. Ha, dışında. Bir vücudu var. Megabaytın dışında bir vücudu var. O koca güneşi, dünyamızdan 1.400.000 defa büyük olan güneş, dünyamızdan güneşin içerisindeki çermikteki kenarda bir aynanın içine giriyor. Çünkü onun vücudu nedir biliyor musun? Vücudu haricisi değil o. Vücudu haricisinde olan vücudu misalisi. Görüntüsünü alıyor. O zaman vücudu hariciye göre vücudu misali düşük bir mertebe. Görüntü. Şimdi mesela görüntüye şeftali görüyorsun ama ayrı bir lezzet görüntü. Vay! Ondan sonra koku, yiyince vücudu haliciye geçiyor. Ama hepsi de varlık boyutunda. Varlık boyutunda, hepsi. Yani anlatmak istediğim, didinip de şey yapamadığım şu. Nihayetsiz mertebeler aynı yerdeler de boyut farklılığından karışmıyor, birbirini örtmüyor, kapatmıyor. Tam tersine birbirinin çıkmasına, gözükmesine, ayan olmasına hem malzeme hem zemin olur. Bitireyim şuradaki cümleyi okuyayım. Sıktığımı biliyorum, sıkıldınız. Ve o alemi hariciden olan o ayna ve o hafızanın şuurları ve kuvve-i icadiyeleri olsaydı, bir zerrecik vücud haricileri kuvvetiyle o vücudu manevide ve misalide hadsiz tasarrufat ve tavalat yapabilirlerdi. Mesela ayna. Aynada sema gözüktü mü abi, galaksi? Şimdi bunun şuur olduğunu düşün. Kudreti olduğunu düşünün şu aynanın. Şu gözüken, aynada gözüken koca galaksiye
burada müdahale eder. O kendisine demez ama onun misalini ediyor. Şu yıldızı bu tarafa alır, bunu da bu tarafa alır. Yani burada istediğini yaparsınız. Bu ne demektir? Bu ayna herkesin alemidir. Herkesin aleminde bu alemde alemi var. Bu alemin şeklini değiştirebiliyorsun. Yıldızı buraya alırsın. Güneşi buraya koyarsın. Sabit yıldızı buraya koyarsın. Ayı buraya getirirsin. Yapamaz mısın? Ha, kendi aynanda istediği değişik yaparsın ama harici vücutla yapamazsın. Harici vücudun misali vücut o zaman şimdi iyi yaslanır. Aynadan maksat biziz. Galakside maksat vücuttur. Misali de maksat şudur. Bizim aklımızın, kalbimizin, ruhumuzun seviyesine göre eşyadan gelenleri fark ediyoruz ve aynamızda anlamlandırıyoruz. Bizim dünyamız şurası değil, aynada gözükendir. Hiç kimse hakiki vücuda muhatap olmamıştır, olamaz da. Herkes kendi alemindeki alemi yaşıyor. Dışarıdakini zannediyor ki dışarıdakini yaşıyorum. Hayır. Dışarıyı zannetmemizin sebebi aynayı semaya tuttunuz mu? Şöyle. Gözüktüğü için. Aynayı dışarı zannediyoruz. Şimdi burayı tuttun. Böyle yapsan kaybol. Devamlı burada olduğu için zannediyoruz ki bu ayna, tamam mı? Aynadaki vücut o kendisidir. O zaman biz aynada gözükeni yaşıyoruz. Kendisini yaşamıyoruz. Onun için Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, insanlar uykudadır. Ölünce uyanır. Yani görüntüden aslına geçeceğiz. Şu anda görüntüyüz. Ama vücudun esmanın mertebesidir, sabittir. Vahdet vücut değildir. Vardır, mahluktur, mertebesi oraya göre düşüktür. Gölgedir. O da nedir? Ustadın tabiri kullanalım. Esmanın cilvesidir, cemalidir, nakşedir, sanatıdır, mahluktur, vücud arzısıdır, velaletidir. Şurada cümlemiz. O zaman, şimdi sen diyelim ki o zaman aynanın karşısına geçtim. Aynanın karşısına geçtiğinde aynada gördüğüm o zaman ben olan ben değildir o. Değilsin. Ahirete göre tabii. Tabii. Bu sen misin? Hani bazılar diyor ya Allah'ı niye görmüyor? Sen kendini gördün mü? Abi bu ben değil miyim? Değilsin. Buna ne diyorsun sen? Benim yüzüm, benim suratım. Evet. Bu sen, sen kullanıyorsun. Peki bu sensen 20 sene önceki kimdi? Ya. Kimdi o? 10 sene sonraki gözükecek kimdir? Ulan kaç tane yüzün var? Sana deseler ki sen hoca 200'lük yapma. Kızarız değil mi? Ulan kaç tane yüzlük yaptı? Gün senede 2 tane yüz değiştiriyoruz. Kaç yaşındasın abim? Abi 40'a verdim. 40'a. 80 tane yüz değiştirdin. 200'lük yapma deyince kızıyorsun. 40, 80 tane yüz değiştirdin. Ben de öyle ya. Peki Allah'a görmeyi iddia ediyorsun. Sen kendini gördün mü? Bu ben değil miyim? Ya bu ben miyim? Ben de bunda ifade oluyorum ben. Bu benim gömleğim değil mi? Ne diyorum ben buna? Benim gömleğim. Buna ne diyorum? Benim yüzüm. Benim simam. Benim suratım demiyor musun? Benim yüzüm demiyor musun? Evet. Peki. Ben demiyorum. Doğru. Ben demiyor musun? Evet. Ha bana ait. Ben değil ama. Bu ben miyim? Bana ait. Ama ben giymişim, bana giydirilmiş. Haletime göre gömlek değiştim. Haletime göre surat değişmiyor mu? Şunu okuyayım. Demek vücut ruhsu peyda ettikçe kuvvet ziyadeleşir. Az bir şey çok hükmüne geçer. Hususan vücut ruhsu tam kazandıktan sonra maddeden mücerret ise kayıt altına girmese o vakit cüz'i bir cilvesi sahil hafif tabakayı vücudun çok alemlerine çevirebilir. İşte veliler meselelerle şu kainatın sani zülcelali vacibül vücuttur. Yani onun vücudu zatidir, ezelidir, ebedidir. Adem imtinidir. Devam ediyor. Sıkıldınız. Çünkü bunu okun. Oyun koyup. Devam edeceğim. Ben sıkıldım. Sıkıldığınızdan belki diye. Sıkıldım. Abi, tamam. O zaman cümleyi bitireyim ki. İşte meseleyi bitiriyor. Veliler meselenin ala 16. surenin 16. ayeti en iyi misali Allah verir dedi. Şu kainatın sani zülcelali vacibül vücuttur. Vücudu bu varlığın düzeyinde değildir ama varlık düzeylerinin sahibidir. Flaş bellek verdik.
Yani onun vücudu zatidir, ezelidir, ebedidir. Ademi mümtenidir. Zevali muhaldır ve tabakayı vücudun en rasii, en esaslısı, en kuvvetlisi, en mükemmelidir. Sarif tabakayı vücut, onun vücuduna nispeten gayet zarif bir gölge hükmündedir. Aynadaki sema, semanın kendisi arasındaki fark gibi ve o derece vücudu vacip, rasi ve hakikatlı ve vücudu mümkünat o derece hafif ve zayıftır ki Muhyiddin Arabi gibi çok ehli tahkik sair tabakayı vücudu evham ve hayal derecesine indirmişler. La mevcude illahu demişler. Ne demek? Yani vücudu vacibe nispeten başka şeylere vücut denilmemeli. Onlar vücut unvanına layık değillerdir diye hükmetmişler. Bizim muhatap Muhyiddin Arabi diyor ki ey insanlar sizin diyor aynanızı müşahadetine tabisiniz. Bu aynada gözüken güneş var ya veya sema aslının vücudu misalileridir. Vücudu haricileri değil. Onun için buna vücut denilmez. Aslı odur, sen bunlarla şey yapıyorsun. Ama ustad da diyor ki, diğer alimler de diyor ki, vücudu harici olan sema, bu aynada gözüken vücudu misaliye sebeptirler. Eğer bu yoksa, o zaman vücut mertebesinde vücudu misali yok denilir. Mesela şeftalide renk yok, eksiklik olur. O zaman aynada gözüken vücut da vücuttur ama zayıf vücuttur. Yani esmanın bir mertebesidir, sıfır değildir. Sen Muhyiddin abi diyor ki bunu görmüyor, sırf o var diyor. Hayır usta, alimler diyor ki o var, bu da var. Eşyayı sabit etin. Eşyayı sabit etin. Yani eşyadaki görüntüleri, yani sabit görüntüleri. Şimdi ama o tek vücudu kabul etmiş. Esmanın nihayetsiz vücut mertebelerini kabul etseydi, o zaman bu da bir esmanın mertebesidir diyecekti, buna da vücut diyecekti. Buna vücut demiyor. Kıyas da bunu yok sayıyor değil mi? Kıyas da, yani aslına kıyas ederek. Aslına kıyas. Çünkü türevde bir şey var. Türevde. Küçük sayılar, yani sabit sayılar, türev alırken sıfır sayılar var aslında. Ama büyük sayının yanında o çok küçük olduğu için yok sayıyor. Sıfır gibi sayı. Ya da yani sonsuz artı sayı yine sonsuz. Yine çok küçük olduğu için sonsuza kıyasla sayılır. Vardır aslında. Ama bu büyüğün yanında yok sayılır. Muhyiddin Arabi de o tarz. Yani o küçücük şey, o koca sonsuz varlığın yanında yok denilecek kadar azdır. Evet. Peki abi mesela diyelim ki, la mevcuda illa huda, asıl vücuda göre buradakiler vücut değil, gölgedir. Peki la meşhuda illa huda? Senin şahit olduğun vücutta. O hakikatta diyor, vücut yoktur diyor. Evet. Yani la mevcuda illa hu ayrı, la meşhuda illa hu. İlla o ayrı. Evet. Yani la meşhude hattır senin aleminde. Ama la mevcude biraz şey sorunlu. Çünkü yani vücut yoktur. Her şey odur. Her şey ondandır denmesi gerekirken hem o, olsun, odur dedi. Hem ezostur. Her şey ondandır. Ama la meşhude illahu deyince senin şahit olduğun vücuda göre aslı vücut zayıftır, gölgedir. Orada bir sorun gözükmüyor. La meşhude illahu da. Evet. Ama sonra da tahsiye etmişler tabii. La meşhude illahu da kaynak insanın kendi şahit olduğu vücut. Ama Muhyiddin Arabi'nin la mevcudat demesi, mevcudat yoktur, sifo var deyince varlık ilah olur. Ama la mevcuda, la meşhude illahu da o zaman kendi aleminde ilahlaştırırsın, haricide değil. O harici kabul etmemiş. Bu kendi alemindekini kabul etmemiş. Şahit oldu. Bir tanesi kendi şahidi oldu. O zaman nedir? En güzeli mücedidlerin ve ehl-i sünnet vel cemaatin şey nedir? Vücudun mertebesi farklıdır. Ona örnek veriyorum. Dört vücut mertebesi var der. Muhyiddin Arabi ben onları hiç kabul etmiyorum. Bir, güneşin vücudu. Bunun adı vacibül vücut. İki, aynadaki vücut. Üç, aynadan dışarıya mumbasit vücut. Yani yansıması. Üç etti. Dört, onu bir filme, kamera yaptık. Onu da kağıda indirdik. Kağıda resmini çektik. Kağıttaki resmi aynadan dışarıya yansıyan,
aynada gözüken bir de semadaki güzel güneş dört vücut var. Muhyiddin Arabi sırf güneşi gördüğü için bunları hiç kabul etmedi. Ama la meşhude illahu'da seni şahit oldun hangisi? Kağıttaki mevcut. Budur dedi. Onlara denilir ki aynanın mumbasit aksi de var. Aynada da gözüken de var. Yani bunun sebebi vücut mertebeleri aynı yerde nihayetsizdir. Örnek vermiştim, bir daha vereyim. Eğer bir şeftalide bir şekli vardır, iki sureti vardır, bunlar hepsi vücuttur. Üç kokusu vardır, dört tadı vardır, beş kimyası vardır, altı fiziği vardır, yedi matematiği vardır, sekiz enerjisi vardır, dokuz esiri vardır. Böyle git, aynı yerdesin. Hepsi birbiri üzerine sarmalamış. Farklı vücut mertebeleri olduğundan kapatmıyor. Radyo televizyon dalgaları dediğim gibi. Flaştaki binler tane film var, birbirini örtmüyor, küreye gelmiyor. Vücut mertebesi olduğundan dolayı. Son şey, işte vacibül vücudun hem vacip hem zatı olan kudretine karşı mevcudatın hem hadis hem arizi vücutları ve mümkünatın hem kararsız hem kuvvetsiz subutları elbette nihayet derecede kolay ve hafif olur. Bütün ruhlar harş-ı azamda ihya edip muhakeme etmek bir baharda belki bir bahçede belki bir ağaçta haşir ve neşrettiği yaprak ve çiçek ve meyveler kadar kolaydır. Şimdi cümleyi okuyorum, size aldım not. Vücut mertebelerim en dışarıdan en içeriye doğru. Dışarı soğan kabuğundan içeriye doğru girer. Mesela içeriye doğru bir şekil, iki koku, üç mana, dört lezzet, beş fizik, altı kimya, sekiz matematik, enerji, esir, madde hayat, aynı hayat, hayatın zatı cevherleri, akıl cevherleri. Şimdi neredeyiz? Hiçbir yere gittik mi buradan? Hepsi aynı yerdedir. Şimdi ahiret de buradadır. Boyut farklılığından bu onu örtmüş ama aynı yerde. Onu ne gösteriyor? Lezzeti görüyor musunuz? Hayır ama orta. Lezzet, koku, renk, şekil hepsi aynı yerde. Şeftalide. Diyor ki birbirini kapatmıyor. Birbirini kapatmıyor bu mertebeler. Örtmüyor, gizlemiyor. Tam tersine hakikatına veya ortaya çıkmasına hem zemin oluyorlar hem malzeme oluyorlar bunlar. Mesela şekil, rengin gözükmesine sebebiyet veriyor. Şekil kokuya hizmet ediyor. Kelam da böyle. Ağzından çıkan kelam, ses, titreşim. Sonra ses. Sesin içerisinde dimağ var. Aynı yerde, o kelamın içerisinde kalbin ikileri taşımış dışarıya. Aynı o sesin içerisinde ruhtaki hissiyatlarımı, ruhtakileri taşımış, meyillerimi taşımış. Taşımamış, taşımış. Ama dışarıda kelam gözüküyor. Bir daha. Ses çıktı. Titreşim. Ses. Aynı seste ilim yok mu marifet? Demiyor musun şöyle? Hmm. Demek ki o seste aklını aktif edecek malzeme var. Kur'an okunuyor. Veya birisi bir manalı bir şey anlatıyor, bir menkibe veya Suriye'de bir şey olmuş bir şey anlatıyor, ağlıyorsun. Demek ki o kelamda his var. Ondan sonra bir de o kelamda latifelik var böyle, incelik var, şefkat, merhamet, onları inkişaf ettiriyor. Senin hamiyetini aktif ediyor, feveranını aktif ediyor, şefkatini aktif ediyor, erkekliğini aktif ediyor. Ona da latife deniliyor. Ha, aynı kelamda bak neler var ama aynı kelamda karışmıyor. Son bir misalim. Güneşten gelen bir tane foton yok mu? Güneşten çıkan ışık tanesine ziya denilir. Bizim lisanda, fizik lisanında foton denilir. Fotonun içinde kaç tane renk var abiler? 7. Birbirini kapatıyor mu? Hayır. Niye? Boyut farklılığında. Ama beyaz denen bir renk yokken fizikte 7 rengin bütünselliğidir ama onun içerisinde 7 tane renk birbirine karışmıyor. Çünkü meratibi vücut yani meratibi boyut farklı olduğunda. Ve ahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha'tı ve selam. Bakabilir miyiz abi? Mesela bir mezar düşünelim.
vefat etti. Tamam. O anda sorgu melekleri gelmiş, sorgu yapıyor. Biz de açtık, biz alemi şehadetteyiz. Bakıyoruz, göremeyiz. Biz, var ama. Var. Oluyor. Evet. Ama biz böyle... Şarjı tak, içeride dursun. Evet, evet. Aynı, aynı. Boyut farklı çünkü, ya alem farklı. Ona fazla gitme. Senin eşin Karabasan görüyor. Evet. Veya rüya görüyorsun. Senin eşin fark eder mi? Yok. Neler olduğunu, bir şey olduğunu belki de hareket edersen olur ama. Neler konuştuğunu, neler gördüğünü kim görüyor? Senin aleminde, rüyada bir sürü işler yapıyorsun. Ama yanındaki kimse görmüyor. Çünkü rüya başka bir boyuta girince 10 sene dünyada 10 sene 20 senelik ömür lazım ki rüyada gördüklerini yapasın ama rüyada bir dakikada yapıyorsun. En basit örneğim şeydir. Normal çektiğimiz fotoğraf makinesiyle tıpta kullanılan o cihazlardaki makine. Yani normal fotoğraf makinesiyle çeksen benim suretim gözüküyor ama diğer cihazda çeksen şimdiki kemikler. Ama harika. Sağlıkçı ya. Güzel bir misal. Güzel değil mi? Güzel. Bak, mülk ve melekut. Bazen kafan çalışıyor maşallah. Devamlı çalışsa sorun olur. Sana da bana da. Esen abiye de baksak aynı şey değil mi? Şimdi Esen abiye baksak suretini gördü ama kafasından ne fırtınalar görüyor mu? Bilmiyoruz evet. Onu diyor zaten Muzaffer. Efendim Şehran Hocam. Şehran. Aklıma bir soru takıldı. He. Şimdi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bin esmasına mazhar oluyor Cenab-ı Hakk'ın. Doğru mu? Doğru. Miraca çıkarken bütün bu esmaya mazhar oluyor. Bir hepsini görerek, müşahede ederek 70 bin tabakaya yaşıyor diyoruz. Cenab-ı Hakk'ın huzuruna geliyor. Geliyor mu? Bunda bir sıkıntı var mı? Yok. Bir esmasının hepsini cem ettiğine göre tabir caizse zatını görmüş olamaz mı? Simayen değil, zatının kendisini. Çok güzel. Şimdi burada bir çizgi vardı. Şurada bir çizgiyle vardı esma. Evet. Şimdi kürsten geçerken esmaların bu mertebesini gördü, topladı. Tamam mı? Evet. Kürs. Geldi aşağı, esmaların bu mertebesine mazhar oldu, bu seviyesi. Bu esma çizgisi, bu noktalar da mertebesi. Mertebesi. Tamam mı? Mesela çiçekteki cemil, bebekteki cemil, cennetteki cemil, iman güzelliği, vücut güzelliği. Yani şimdi Peygamberimiz Aleyhisselam şehadetteki esmaya mazhar oldu, bu mertebede. Kürste mazar oldu. Bak şimdi. Çok önemli bu. Bu çizgileri unutma bak. Arştaki esmalara mazar oldu. Buraya. Ondan sonra Lef-i Mahfuz'dakilere mazar oldu. Oradaki esma meratiplerine. Arş-ı Azam'dakilere mazar oldu. Kab-ı Kavsen'dekilere mazar oldu. Bu mazar olduğu çizgileri de topla. Bunların bütünselliğiyle baktı. Baktığı şey mazar olduğu bütünsellik değil, bütünsellikle gördüğüdür. Bir daha. Şu çizgilerin al, tencereye koy. Kürsüdeki mertebesini koy. Evet. Tencereye. Aştakini de koy. Tencereye karıştıracağız. Lef-i Mahfuz'daki gördüğü mertebeyi de koy tencereye. Arş-ı Azam'daki koyduğu mertebeyi de koy tencereye. Kab-ı Kavsen'de gördüğü mertebeyi de koy tencereye. Karıştırdın. O değil gördüğü. O zaten gördü onu. Onu soruyoruz. Evet. Onunla gördüğü. Tamam. Yani bir nevi sanki iyi görmediğiniz zaman gözlük yapıp gözle görmek. Ha gözlük yapıp gözün gözlük değildir gördüğün. Aa bak göremiyorum. Gözlük de gördüğün. Gözlük de gördüğün. Mesela Hasan Hocam mesela hani peygamberlerin sıfatları var ya hani ismet sıfatı. Hani günahtan arıdırlar. Ama Hazreti Peygamber mesela sürekli günde 70 defa tevbe ediyor. Tabi bu hani bu tevbeler kasıtlardan bir tanesi de şeydir hani o kadar meratip geçiyor ki Hazreti Peygamber bir önceki gördüğü makamla bir sonraki gördüğü makam İstifa. Arasında çok fark var. Onun için bakıyor ki bir önceki o Allah Rabbi. O Rabbi ile bir sonraki boyuttaki o Rabbi arasında çok fark var. Ve bir öncekinden tevbe istiğfar ediyor hani tevbe ediyor. Bu şekilde, evet. Hani bize biraz şey geliyor, sanki hani o... Günah işlemiş. Yani o boyut sanki çok kısaymış gibi, o meratip sanki bize çok kısaymış gibi geliyor. Aslında çok
uzun çok bir sevsel. Ama bunlar hep kendi içimizde yaşanıyor, biliyor musun? Hep bizde bu. Bak, somutta olup soyutta olmaya. Bu mertebeleri anlamak için şefkat, memnuniyet, vefa, haya. Bu ama maddesel değildir. Çünkü hayanı metreyle, kiloyla, küple ölçemezsiniz. Ama insan insan yapan değer. Fakat izdiham da yok, karışıklık da yok. Hepsi bizde. Yani vücudun en yüksek mertebesi, en kesif olan, en camidir. Yani meyve ağacın sonu olduğu için hepsini cem etmiştir. Şu kesif vücut, bütün vücutların hulasası. Böyle o kadar kıymetliyiz ki biz insan bile değiliz. İnsanlık bize verilmiş. İnsanın arkasında bir şeyiz. Hani deriz ya, insanlığına ne oldu? Yazıklar olsun. İnsanlığını mı unuttun? Veya insan olduğunu ispat etti. Helal olsun. Kim o? Ben insan değilim. İnsanlık bana verilmiş. Ama bana insanlık verilmişse ben kimim? Çok daha acayip bir şeyiz. Evet. Ama bu kendi alemimizdeki... Bir havalandırabilir miyiz bir yerde? Evet. Çay hazırsa çay getiriyor. Çok mühim ya. Sor soralım. Sen öğretmen misin abi? Evet. He. Ne öğretmenin? Sosyal bilir. Tamam, he. Sana bir şey olsa diyelim ki Hazreti Resulullah Kâb-ı Kavse'nin makamına çıkıyor ya Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Şimdi Kâb-ı Kavse'ye indi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bizzat Allah'ın zatıyla müşerref oluyor. Yoksa o dediğiniz o karışımla, o mertebeyle Allah'a bakışırsın. Evet. Kendi meratibindeki ismi azamın mertebi azamıyla gördü. Yoksa hatta mazhariyetiyle görüyor. Tabii o hatta kendisi de söylüyor. Ya Rabbi hakkıyla seni bir mahluk göremez. Sen ancak senin bildiğin gibisin. Miraç'ta değil ya. Yani evet. Yetme bir şeref oldu. Evet. Subhanallah. Abi şimdi oturdu. Normalde o zaman Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam zatı görmüş olsaydı misal diyor matematiksel öğrensek. Haşa Cenab-ı Hak da bir kaba sığmış olacak. Oldu, evet. Şuramız görüşürüz. Abi ben yine bırakacağım. Tamam, bırak. İnşallah. Allah'a emanet ol. Biraz ağırdı ama bir anladığını anlamıştın. O flaş bellekten de anlamışsındır değil mi? Ha. Mektubata geçiyor diyor mesela yazman sözde. Tamam. Teslim değil imandır. Tamam. Marifet değil şehadettir, şuurdur. Marifet değil derken şimdi ben orada biraz böyle yani marifet kelime manasını bildiğim anlamda. Bak şimdi. Yani bilmek, şey yapmak. Hah. Şimdi diyor marifet değil şehadet yani. Ondan sanacağım. Mesela mevcudatın dışında hayal edip, kurguladın, tefekkür edip düşündüğün şey, uçuk şeyler. Hayır diyor, Risale-i mevzuları varlık düzeyinde yürüyor. Şuhuttur, şahit olduğun alemden gidiyor. Filozoflar bir şeyler söylüyor ama vücutta böyle bir yeri yok yani. Muhyiddin Arabi gibi mesela, Kaf Dağı diyor ama varlıkta böyle bir yeri yok. Alemi manada var. Yani şu, yok. Mesela diyelim ki adam manen terakki etmiş. Hani acayip hallere girmiş. Bu o hallerini alem-i şehadette yer arıyor. Yani o haletle mevcudatı tasvir ediyor. O haletle mevcudatı izah etmeye kalkıyor. O zaman marifet değil. Senin kazandığın bir o mertebe değil. O nakıstır. Niye nakıstır? Mesela adam imani şuhut mu üstün? Bir sözde de geçiyor. İmanı bil gayb. Görmek mi daha üstündür? Gayba iman etmek. Gayba iman. Çünkü görmek seni seviyen kadardır. Herkes farklı görür. Tabii yani ben bugün gördüm. Yanlışı daha iyisini göreceğim. Öbürü de. Ama Allah dedi ki bir şey. Ben ona iman ettim. Allah'ın dediğine iman edersem gördüğüme göre kıyas edilmeyecek kat yüksektir o. Ha, marifet değil. Şey, yani marifet değil. Nedir o? Şuhuttur. Şehadettir. Yani alemi şehadet yani gördüklerimiz alemden
misal veriyor Risale-i Nur yürüyor ve o misal verdiğini senin tefekkürünü artırarak senin aleminde şahit ediyor. Yani o haletler mesela enfusu getiriyor. Biri zahir, diğeri her dördümüz. Zahir, batın. Evet, evvel, ahir, zahir, batın. Yani şu. Şuur sadece zahir mi oluyor? Hayır. Mesela görmek. Herkes zahir, eğer şuur zahit olsa herkesin gördüğünü herkes eşit görürdü. Peki gördüğümüz şey herkese göre değiştiğine göre içeride onu gören şey herkes de farklı. Mesela çocuğunu kaybeden bir kadın kainat ağlar görür. O da buraya bakıyor. Tamam mı? Mesela eşyası dışarıda şey toplayamadır. Yağmur geliyor sipsi olmuş. Yağmuru zulüm zanneder. Ama tarlasını ekmiştir günlerce haftalarca şey. Yağmuru nasıl görür? Görür. Rahmet olarak görür. Ötekisi zahmet olarak görür. Demek ki olay kendisi aynıdır ama ona şahit olan kişinin aleminde tanımladığı ölçülere göre anlamını değiştiriyor. Onun için bizim alemimizde yaşadığımız alemi dış dünyada yaşanan alemle karıştırma. Benim yaşadığım alemle senin alemin fark var. Ama aynı alemde yaşıyoruz. Aynı alemde yaşıyoruz diye çelmik aynı değil. Kimisi cehennemdir. Askerlik yapıyor burası. Demin şurada bir asker var. Ona üzüm. Kim? Ama ötekisi de askerlikten geldi başka yerden. Anne babasını gördü. Oldu cennet. Ama aynı yer. Alem ne kadar nurlanıyor. Ya şaran mıydı şeran? Şiyar. 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 Ha, vay be. Tabii ki ezberlemem zordur. Yok, anlamı ufak. Uyanık abi. Öyle mi? Evet. Ama yakışıyor. Ha. Yok, hani çıkartıcı anlamda uyanık değil. Uyum yani. Şiyar. Şiyar. Var mı? Var mı? Şiyar. Çok acayip ya. Nasıl buldular böyle biz? Ben de Hasan abi herhalde. Şiyarı demek istemiyorsunuz. O İmam Şarani'den dolayı.